Evet efendim, tarih 14 Mayıs, seçim giderek de yaklaşıyor. Siyasetin gündeminde de oldukça hareketli günleri yaşamaya başladık işte, görüyorsunuz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada Hüdapar ve Demokratik Sol Parti yani DSP ile ilgili merak edilen bazı sorular vardı, onlara yanıt verdi. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Bizler de sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında vazife icra eden mülakat komisyonları ve en son olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımızın başkanlığındaki üst komisyon çalışmaları derken nihayet milletvekili alay listemizi tamamladık ve an itibariyle 81 ilde toplam 600 milletvekili adayımızı Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Partimizin kuruluşunda ortaya konan ve tüzüğümüzde yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladık. Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için, yani aralıksız bir şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa, yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını, tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde %65 oranında bir değişikliğe gitmiş oldu. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Aptekin, İzmir'den adayımız oldu. En yaşlı adayımız Şamil Ayrım, 73 yaşında, İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca her kesimden genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmada ben hazırlamış olduğumuz bu listenin hem partimize, hem ülkemize, hem Cumhur İttifakımıza, hem dediğim gibi milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.